adına Dersimlerden özür diledi. Başbakan özre başlayınca bazı CHP'liler de özür dilemeye başladı. Böyle olunca özür dile korusunun sesi daha yüksek çıkmaya başladı. Tıpkı Ermenilerden özür diliyorum kampanyasında olduğu gibi. Hadi oralar diyoruz tüm bu koroya ve bu koronun tüm şakşakçılarına. Asıl Dersimliler devletten özür dilesin. Madem ki Dersimliler dedelerinin mirasına sahip çıkıyorlar, o halde dedelerinin bu devlete ve millete karşı işledikleri tüm suçlarında mirasını üstlensinler. Dersimlilerin dedeleri Türk devletine isyan etmiş vatan hainleridir. Silahlanmışlar ve bu devleti yıkmak için ayaklanmışlardır. Vatan hainlerinin torunları dedelerin hainlikleri için devletten özür dilesin. Dersimlilerin dedeleri İngiliz ve Fransız devletlerinin ajanlığını yapmışlar. Onlardan para ve silah almışlar. Onların piyonu olmuşlardır. Bu hainlik ve alçaklık için Dersimler dedeler adına özür dilesinler. Aynı zamanda öldürdükleri asker ve polislerimizin torunlarından da özür dilemeliler. Dersimlerin dedeleri devletin köprüsünü, okulunu, tesislerini yakmış, harap etmişlerdir. Kamu malına verdikleri bu zararlar için devletten özür dilesinler. Ki dedelerinin mirasçıları olduklarını iddia ediyorlar. O zaman devlet malına verilen zararın bedelini gelsinler şimdi dedeleri adına devletimize ödesinler. Evet, tazminat istiyoruz bu torunlardan. Ayaklanmak öyle bedava değil. Madem ki dedeleriniz verdi zararı, hadi o zaman ödeyin tazminatı. Dersimlerin torunları neden katletti devlet bizim dedemizi diye devletten hesap sormaya kalkıyorlar. Soykırımdan bahsediyorlar utanmadan. Bu olsa olsa ayrı bir soysuzluk ve yurtsuzluktur. Gidin dedenizden sorun hesabı. Neden İngiliz'in Fransız'ın parasıyla, silahıyla ayaklanmışlar devlete karşı? Gören de dedeleri uslu uslu otururken gitti devlet bombaladı sanacak. Sizin dedeleriniz tıpkı şimdiki PKK'lı hainler gibi devlete karşı silahla ayaklanmışlardı. Ve elbette devletimiz de onları silahla yok etti. Ne yapsaydı yani? Tabii gelin ülkeyi bölün mü deseydi? Devlet teröristi, ayaklanmacıyı, haini, alçağı, namussuzu yok etmek için vardır. Evet, devletin bu unsurları yok etme hakkı vardır. İyi de yapmıştır, hatta az bile yapmıştır. Devletin tüm bu ayaklanmalardan edindiği ders, ayaklanan vatan hainlerinin tüm soyu sopuyla yok edilmesi gerektiği, geriye dedem diyecek bir tek hainin bile sağ bırakılmaması gerektiğidir. İşte geride kalan devler aynı hainliği nasıl da devam ettiriyorlar, görüyorsunuz. Ama tüm bu yalanla ihanet değerli özür kampanyanız boşuna. Bizim dileyecek özrümüz yok. En fazla şehit edilen askerlerimizden özür diliyoruz. Bunların tümünü yok edemediğimiz için. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hain ve isyancı dedelerin izinden gidenler, o hainlerin, alçakların devamcısı olan içimizdeki Dersimler, eğer 4. Dersim isyanını başlattıklarını düşünüyor ve kendilerine güveniyorlarsa hiç üzülmesinler, onlar da dedelerinin yanına gidecekler demektir. Bizler de Dersim'i bastıran Atatürk'ün, Sabiha Gökçen'in torunlarıyız. Onların izinden gidiyoruz. Ama tek bir farkla, bizden Atatürk kadar yumuşak tavır beklemesinler. Türk düşmandan özür dilemez. Hepimiz